çağıracağım isim markalarımıza entegrasyon ve lojistik konusunda çözümler sunuyor. E-Tradeport Genel Müdürü Sayın Volkan Çevik geliyor. Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Volkan Çevik, Tradeport AŞ'nin genel müdürüyüm. Öncelikle Ziya Bey ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kayseri Ticaret Odası'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu güzel günde, bu güzel şehrimizde sizlerle bizleri bir araya getirdiler. Peki, Tradeport kimdir, ne yapar? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Tradeport olarak bizler temelinde bir teknolojik yazılım firmasıyız. Kendimize e-ihracatın dijital dönüşümünü düstur edindik. Hatta bunu o kadar çok benimsedik ki arkamda da gördüğünüz üzere logomuzun başına e-ihracatın e'sini koyduk ve kendimize e-Tradeport diyoruz, ismini veriyoruz. Temel amacımız nedir? Ülkemizde üretim ve maliyet avantajı olan ürünleri global pazarlarda son kullanıcıya ulaştırmak için uçtan uça her konuda sizlere destek verebilmek. Temel amacımız budur. Biraz daha açmak istiyorum bunu. E-Tradeport platformunu sizlere biraz daha açmak istiyorum. Kolay bir sistem kurulumu diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü web tabanlı bir platform bizimkisi ve tek bir üyelik ile kolayca platformu bir parçası, bu dünyanın bir parçası olabiliyorsunuz. Uzun sistem ve program yüklemelerine hiçbir şekilde ihtiyacınız olmuyor. Ve bu şekilde de tek bir ekranla, tek bir cihazla, tek bir noktadan tüm ülke ve platform, yani pazar yeri satışlarınızı kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Tabii ki sadece, bununla kalmıyor, lojistik ve depolama ile ilgili platformlara da hızlı bir şekilde sizleri entegre edebiliyoruz. Ülke regülasyonları ve pazar yerlerinin biliyorsunuz zorlu kural setleri var. Çok zaman zaman firmalarımız bunların içerisinde kaybolabiliyorlar veya kendilerini yalnız hissedebiliyorlar. Bu noktada da hani ekibimiz de sürekli sizlere destek vermek için daima yanınızda olmak istiyoruz. Kusura bakmayın. Tabii bu süreçleri yönetmekten bahsediyoruz ama burada hani sizler de gayet iyi biliyorsunuz, entegrasyon dediğimiz zaman pek çok parametre var ve bu parametreleri sürekli olarak yenilemeniz gerekiyor. Uçlarını doğru yerlere bağlamanız gerekiyor. Burada konuştuğumuz iş süreçlerini sizlere böyle bir kısaca aktarmak istedim ama hani Tradeport olarak bizleri bir adım daha hani öne çıkaran konuyu burada belirtmek istedim. Böyle kırmızıyla belirtilmiş olan kısımlar bizim kendi içimizde bir kategori yönetim departmanımız da var. Son derece yetkili arkadaşlardan oluşan, tecrübeli arkadaşlardan oluşan. Yani sizleri sadece tamam entegre ettik, yani güzel bir şekilde hadi artık bundan sonra hayatınızda devam edin diye bırakmak istemiyoruz. Sizlerle beraber kategori yönetimi, stok yönetimi, kampanya yönetimini de hani ekibimizle beraber bu konuda da sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Şu an arkamda sanırsam evet global pazar yeri entegrasyonlarımızı görüyorsunuz. Şu an için gerçekleştirmiş olduğumuz Amazon'dan eBay'e, Allegro'dan Frugo'ya, Juma, Zalando'ya, Otto'ya, Wayfair'e, hani bunlar bu salondaki herkesin çok iyi bilmiş olduğu e-ticaretin büyük bir yüzdesini çeken, cironun büyük bir önemli bir kısmını oluşturan firmalar. Fakat benim burada sizlere bahsetmek istediğim başka bir, doğrusunu söylemek gerekirse nokta var ki bunların dışında da hani bir dünya var. Niş pazarlarda niş işler yapan, adlarını bazılarımızın bildiği, bazılarımızın bilmediği bir takım küçük diye şey yapabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz pazar yerleri de bulunmakta. Şu an arkamda bir onlarcasını görüyorsunuz. Biz buralarda da bu tip projelerde de, pazar yerlerinde de sizlerle proje geliştirmek, sizlerle beraber yol yürümek isteğindeyiz.
Trayport Akademi konuyu böyle akademik bir yöne de çekmek istedim. Şimdi e-ihracatın her aşamasında yanınızda olacağız diyoruz ama hani baktığınız zaman e-ihracat sektöründe hani ciddi anlamda bir yetişmiş eğitimli iş gücü açığı var. Bunları siz de her alanda hissediyorsunuz, bizler de hissediyoruz. Trayport olarak biz bu sorunun üstesine gidip hani bununla ilgili neler yapmalıyız diye düşündük ve Trayport Akademi'yi kurduk. Çok basitçe Trayport Akademi ne yapıyor size açıklamak isterim. Çok basitçe üniversitelerimizle birlikte işbirliği yaparak eğitim ve sertifika programları oluşturuyoruz. Çok yakında iki üniversiteyle işbirliğimizi sizlere açıklayacağız. Bunu sadece şey olarak görmeyin, ne derler hani basit birer eğitim programı olarak görmeyin. E-ihracattan e-ticarete, işte fulfillment'tan depolamaya, gümrüklemeye, hani tüm konuları, pazar yerlerin tanıtımına, içeriklerine, tüm konuları böyle şey yapan çok detaylı bir eğitim programı bu. Ve hibrit katılımlı olacak. Hani bunun da bilgisini vermek istiyorum. İsterseniz online, isterseniz de offline sınıfta bu üniversitelerimizdeki eğitimlere katılabileceksiniz. Şimdi Trayport'la ilgili böyle bir şeyler söyledik ama hani biraz da genel ihracat rakamlarımızla ilgili birkaç bilgi vereyim size. Bu rakamları biz Ticaret Bakanlığı'ndan aldık. 2020 yılında yaklaşık 160 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşan ülkemiz 2021 yılında yaklaşık olarak güzel bir ivme yakalayarak 225 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı. Gene Ticaret Bakanlığı'nın tahminleri ise yani içinde bulunduğumuz 2022 yılında bir %10'luk kadar bir büyümeyle 245-246 milyar dolara ulaşacağımız yönünde. Biraz da global e-ticaret hemen hızlıca vaktimiz de azaldı. Global e-ticaret öngörülerinden bahsedelim. 2023 yılında global e-ticaret hacminin yaklaşık olarak 6,5 trilyon dolar olacağı öngörülüyor. Ve 2024 yılına da geldiğimizde tüm dünyadaki ticaret hacminin %22 ila %25'i, bunu çeşitli kaynaklarda sizler de mutlaka göreceksiniz, %22 ila %25'inin e-ticaret üzerinden geçeceği öngörülüyor. Peki e-ihracat tarafına baktığımızda gelişmiş ülkelerde o ülkelerin ihracata oranı yaklaşık olarak %4'ler seviyesinde. Peki ülkemizde bu ne kadar diye sorguladığımız zaman TÜİK'in bize vermiş olduğu rakamlar %0.6 ile %0.7 arasında maalesef. Aslında tabii maalesef diyorum ama burada hani ne kadar büyük bir kat edilecek bir yol olduğunu da sizler de görüyorsunuz. Çok ciddi bir potansiyel var. Devletimizin vermiş olduğu teşvikler ve destekler var. Son sanırım bu slaytımız. 2022 yılında ihracatımızdaki arkamda ilk 10 ülkeyi görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere Almanya birinci, Romanya'da 10. olmak üzere. Burada Avrupa pazarlarının ciddi bir dominansı var. Bu ilk 10 ülkenin baktığınızda bizim ihracatımızdaki payı sayın arkadaşlar neredeyse %50. Hani buradan şunu söylemek istiyoruz. Türkiye olarak, lojistik olarak özellikle Avrupa pazarı için çok büyük bir avantajımız var. E-ihracat için çok büyük alınacak yollar var. Günün başında takındı sanırım sunumlarında da söylediği gibi Amerika pazarında henüz alınacak çok ciddi yollar var. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.